50. programımızda 50 yıllık bir gazeteciyi konuk ediyoruz. Basın dünyasının dik merdivenlerini basamak basamak aşarak en tepe noktaya, baş yazarlığa kadar tırmanmış ve yarım asırlık kariyerinde geri adım atmamış saygın kalemlerden biri o. Evet, Sayın Oktay Ekşi bugün bizlerle. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Çok iltifat ettiniz doğrusu. Sizin 50. programımızda buraya gelerek bizi onurlandırmanız bizim için gerçek iltifat. Çok teşekkür ediyoruz. Bir 50 yıl daha diyemiyorum ama biz tabii bir 50 program daha yapmayı temenni ediyoruz. Ama daha nice 10 yıllar diyeyim en azından. Bu tıp biliyorsunuz ne yaptığı belli olmuyor. Yeni haberlere göre belki bir 50 yıl daha koyabiliriz. Benim olabilir de, değil mi? Benim de bir şikayetim olmaz. Bir ilke daha imza atabilirsiniz bu anlamda dünya çapında. İnşallah. Şimdi 50 yıl hakikaten söylenmesi kolay ama tahmin ediyorum 50 yıllık bir gazeteci kariyerini inşa etmek çok kolay değil ve her gün yazı yazmak, belki istisnai dönemleriniz var hayatınızda evet. Ama aşağı yukarı her gün yazı yazmış bir insansınız. Evet. Dolayısıyla şunu merak ediyorum, artık yazı yazmak sizin için su içmek gibi mi? Doğal bir refleks haline mi geldi? Yok, ben yazı yazmaya başladığım andan itibaren felaket bir adam olduğumu biliyorum kendime karşı bile. Çevremdekiler için de. Çünkü o çok ciddi bir stres dönemidir. Orada bütün ne varsa ne yoksa bendekini oraya dökmem lazım. Ciddi aldığım bir iştir. O nedenle öyle kolaydan yazayım da hadi şişir bitsin. Yok öyle bir şey yapamam. Mümkün değil. Bazı yazarlar böyle derler ki su gibi, konuştuğum gibi yazıyorum, sohbet eder gibi yazıyorum ve bir başladım mı bir bakıyorum yazının sonuna gelmişim. Tabii bunlar hep özenilen, imrendiğimiz yazarlardır. Bunu yapmak çok kolay değildir ama böyle bir doğal vergisi olanlar da var. Siz var. Onlardan mısınız? Var, hayır değil. Ben bazen kolay aktığı yazının doğrudur. Hepimiz için geçerlidir. Bazen yazıyla kavga edersiniz. Bazen başladığınız çizgiyi tutturamazsınız. Bakarsınız ki söyledikleriniz bir başka noktaya doğru gidiyor. Yani aklınızdan geçmeyen, başta aklınızdan geçmeyen şeyler orada kağıda düşüyor. Bu bir o belli bir noktadan sonra bazen atarsınız onu. Hı hı. Yani o bir benim açımdan en azından önemli, zor, bazen gerçekten zor bir süreçtir. Sonra yazdığınızı, yaptığınızı bakarsınız. Onun bir mimarisi vardır. Rahmetli Çetin Emeç'in lafı bu. Yazının da bir mimarisi var. O mimarisi sizi bir bazen rahatsız eder vesaire ama sonunda tatmin olduğunuz noktada biter iş. Bazen de verirsiniz yine de yazıyla kavga edersiniz yahut yazı sizinle kavga eder. Ben olması gerektiği gibi olmadım der. Yani bütün o süreçleri yaşarsınız ama güzel bir iştir. Aslında sancılı bir süreç değil mi? Benim açımdan ciddiye aldığım bir süreç diyeyim de sancılı demeyeyim çünkü bütün ömrüm boyunca özellikle yazı yazmayı bu şekilde başlattığım tarihten beri istedim ki son günüme kadar yazma şansım olabilmeli. Yani ben burada uzatayım İnşallah. Diye söylemiyorum ama özlemi bir başka şekilde ifade ediyorum. Ne yazdığınız kadar nasıl yazdığınız da acaba önemli mi? Çünkü verilen mesajın ve ana fikrin ötesinde üslup ve yazın kuşkusuz. Şekli de en az o derece kuşkusuz, önemli mi? Kuşkusuz. Benim bir yazı tarzım var. Okuyucunun bir baş yazıdan beklediği çizgiler içinde kalmam lazım. Yani bazen aklıma gelen bir espri eğer onun çizgilerine uymuyorsa, yapısına uymuyorsa veya okuyucunun zihnindeki Oktay'ın çizgisine uymuyorsa onu kullanmam. O gerçekten üslup, olabildiği kadar düzey. Herkes kendi becerisi ölçüsünde bu konuda iddialıdır. Ben bir şey söyleyemem ama bütün onlar yani yazının içeriği gibi şekli, üslubu vesaire de önemlidir. Ona dikkat etmek lazım. Ya da ben en azından dikkat ettiğimi sanıyorum. Peki kendinizle ilgili şöyle bir eleştiriye rastladım ve iyi bir medeni cesaret örneği diye değerlendirdim. Demişsiniz ki zaman zaman kuru yazılarım vardır benim. Çok akıcı değildir ve her yazınız için değil tahmin ediyorum ama bir kuruluk endişesi kendi yazılarınızla ilgili sizin tarafınızdan dile getirilmiş bir röportajınızda. Doğru, doğru. Ben yazının içine onu renklendirici, onu sulandırıcı
belki doğru ifade bu, şeyler koymayı becerememem de. Bu şundan kaynaklanıyor. Aslında belki bir başka şekilde başlasaydım mesleğime, bunlar olabilirdi. Yani röportaj yazarlığıyla başlasaydım örneğin, veya edebiyat dünyasından gelmiş olsaydım, belki bu tür malzeme yazılarımda daha çok olurdu. Veya sanat dünyasında belirli bir geçmişim olsaydı, bunlar daha yazıya girebilirdi. Ben gazeteciliğe muhabirliğin altından, stajyer muhabirlikten başladım. Haber 18 yaşındayken değil mi? 19'du. Evet, bazılarına göre bazen 18, bazen 19 gibi ama yani o çağdı gerçekten. Mesleğimin 22 senesini muhabirlik, büro şefliği gibi habercilik dalında geçirdim. O nedenle ifadem daha çok haberin istediği kuru ifade haline dönüştü. Tabii onu atmak kolay değil. Zaten benim yaptığım işte pek de onu atmamı da gerektirmiyor. O yüzden doğrudur. Benim yazılarım genelde kurudur. Buna ufak tefek renk katmaya çalıştığım zaman da bazen becerdiğimi zannederim, bazen de beceremediğimi bilirim. Peki Oktay Ekşi edebiyatla, sanatla çok iç içe olmuyor ise ya da değilse hangi kollardan besleniyor? Bir defa geride bu kadar seneniz olduğu zaman ister istemez yaşamın size sağladığı bir birikim var. Hı hı. O önemli bir şey. Evet. Sonra ilgi alanıma giren konuları olabildiği kadar okurum. Mesela siyasetin dışında belli ki tabii ki siyasetle çok paralel bir gazetecilik kariyeri var. Ki bir dönem siyasetin içine de girdiniz, onlara da değineceğiz ama siyasi yazıların dışında, siyasetin dışında Oktay Ekşi nelere ilgi duyar, nelerden beslenir, nelerle iç içe olmayı hayal etmiştir ama gerçekleştirememiştir? Renkleriniz, farklı renkleriniz nelerdir o siyasetin siyah ve beyaz renklerinin dışında? Yok, siyaset o kadar siyah beyaz değildir. ona ek olarak ben daha çok okuyucuya aktarabileceğim hukuki konular olursa onlara girerim. O benim sevdiğim bir alandır. Ama bunun dışında profesyonel açıdan meseleye baktığımda kitlelere ilgilendirecek konular nelerse haber olarak gelmiş. Benim birikimin pek de müsait değil. Böyle konular çıkabilir. Bunlardan bir kısmını yazmayı göze alabilirsiniz. Nasıl alabilirsiniz? Dosyalarınız vardır. Vakit onları incelemeye müsaittir. Dostlarınız vardır. Dosyalarınız kadar dostlarınız da önemlidir. Uzanabilirsiniz, ulaşabilirsiniz. Onlardan bilgi alırsınız, kanaat alırsınız. O tür kaynaklardan yararlanırsınız. Onları da yazı konusu olarak ele alabilirsiniz. Evet. Eğer değilse de tabii en iyisi dürüstçe bir başka konuyu ele alıp yazmak. Bilmediğim konuyu yazmamak diyorsunuz. Peki bir baş yazarı diğer yazarlardan ayıran temel farklılıklar nelerdir diye sorsam? Bir baş yazar benim anlayışıma göre bir baş yazarlık yaptığı gazete ile, gazete kurumu olduğu için gazete diyorum, uyumlu bir yaşam anlayışına sahip olmalıdır. Bu şu demek, gazetenin yayın politikası ile gazetenin başyazarının genelde, %100 olması şart değil, ama genelde ortak noktası çok olmalı. Birinci şart bu. İkinci şart, bir başyazar bir yandan kişi olarak, yazar olarak bağımsızlığını, integritesini koruduğu gibi öbür yandan da gazetenin genel yayın politikasını aktarır, savunur halde olmalıdır. Dolayısıyla Oktay Ekşi her gazetede yazamaz diyebilir miyiz? Tabii doğrudur. Her gazetede yazmaya kalkarsam o zaten çok yanlış da bir şey olur. Yani şimdiye kadar yazdıklarınla derler, bu gazetenin yayın politikası çelişiyor. Sen de şimdi onu savunuyorsun derler. Ama çünkü bazı yazarlar kendi köşelerinde bu benim kendi yorumum ve çalıştığım gazetenin çizgisinden bağımsız olarak ben düşüncelerimi ifade ediyorum. İşte gazete... Onlar bana yer açtığı için burada yazıyorum ama yarın öbür gün başka bir gazetede de yazabilirim. Önemli olan benim ne yazdığım diye de yaklaşan yazarlar var. Bir baş yazar için bu kadar özgürce olamaz, olmamalıdır. Evet. Ama baş yazar benim anladığıma göre, tekrar ediyorum,
kendi kişiliğine saygısı, okuyucusuna saygısı, integritesi, onu ne şekilde koyduysa okuyucunun önüne, onu sürdürmelidir. Bu kabul edilebilir bir şeyse gazete onu istihdam etmeye devam eder. Eğer değilse zaten çöp kırılır, bağ kopar, olay biter. Evet. Bu sınırları biraz daha açmak istiyorum. Ferhan Şensoy'la yaptığınız bir söyleşide baş yazarların onun benimle yaptığı bir söyleşide. Evet, Ferhan Şensoy sizinle bir röportaj evet. yapıyor. Hür Portreler Doğru. adı altında. Doğru. Yeni yıla girmeden önce ve Ferhan Şensoy size şöyle soruyor. Baş yazarların kulaklarının çekildiği olur mu? Siz şöyle yanıtlıyorsunuz. İyi bir baş yazar o çizgiye gelmeyecek noktada tutar kendini. Doğru. Yani sansüre uğramamak adına otosansür mü yapar baş yazarlar? Hayır. Şimdi az önce söylediğim gibi gazete ve gazetenin yayın politikasıyla ortak noktanız çok olmalı, büyük olmalı. Ne kadar büyükse o kadar rahat edersiniz. Ama zaman zaman da çatıştığınız, yani iki tarafın birbirinin gözüne, görüşüne uymadı. Yahut yani görüşleriniz farklı olduğu zaman zaten ne yapıldığı ortada da. Önemli olan o çatışma halinde nasıl bir tutum takındığı. Çatışma halinde mesela benim hürriyet pratiğinde dürüstçe söylemek gerekirse bir sorunum olmuyor. Hı hı. Niye olmuyor? Çünkü genel yayın yönetmeni son derece liberal bakışlı bir insan. Yani kendi görüşleriyle veya gazetenin yahut grubun sahibinin görüşleriyle çatışan bir şey de yazmış olsam, ki o da oldu. Hı hı. Karşıma hiçbir zaman mesele çıkmadı, ama eğer ben bir idrak sahibiysem, karşımda da böyle bir gerçek varsa, ikide bir benim inançlarım böyle, binaenaleyh ben bunları yazarım deme hakkına sahip değilim. Çünkü o sütun benim sütunum değil. O sütun bana okuyucuya hizmet için emanet edilmiş bir sütun. Peki siz kendi sütununuz olmasını ister miydiniz? Yani diğer sadece yazarlar sadece Oktay gibi. Ekşi'nin tabii, görüşlerinin yer aldığı bir köşeye tabii, sahip tabii. olmak ister miydiniz? Şöyle, yani ben tabii çok açık konumumdan yaptığım işler falan çok mutluyum. Ve sınırlandırılmış gibi de hissetmiyorum kendimi. Çünkü özgürce yazıyorum. Binde bir, az önce söylediğim türden bir örnek çıkabilir. O binde bir örnek diğer meslektaşlarımın, yani kendi görüşlerini aksettirdiğini söyleyen, sadece onu aksettirdiğini söyleyen arkadaşlarımın da karşısına çıkabilir. Bunlar olmayan şeyler değil. Türkiye'de de dışarıda da çok görülmüş şeyler. Ama yani %100 özgürce yazayım ve kendi sütunum olsun şeklinde bir beklenti, bir talep acaba söz konusu mu? Böyle algıladım sorunuzu. Evet. Zaman zaman insanın içinden bu tür rüzgarlar geçer. Yani hani içinizin çektiği fakat pek de yapmanız doğru olmayan veya mümkün olmayan şeyler yaşanır. İnsan yaşamının her sayfasında bu olur. Yazarlıkta da bu söz konusu olabilir ve istersiniz. Bazen öyle konular vardır ki ben gazetenin baş yazarı olarak mümkün değil, yazamam, çılgıncadır. Benim kafamdan geçer. Belki de bir yerde bunu ifade etsem diye düşünüyorum. Ama o çılgınca konular yahut işte değerlendirmeler, kanaatler, eğer gazetenin başyazarı görevini benim anlayışıma uygun yapıyorsa oraya getirilmez. Hı hı. O ayrıdır. O onun bir başka vesileyle kitap yazar. Bir başka şekilde kendisini ifade eder. Bir başka platformda ifade eder. Oralarda olabilir. Ama başyazarsa haddini bilir diyorsunuz. Yani sorumluluğunu bilir. Peki ama daha her zaman kurallar gerçeği ayna tutmayabilir. Biraz önce dediniz ki içimden öyle çılgınlıklar geçiyor ki bu söylediğiniz çılgınlıklar aslında çılgınlık değildir. Belki gerçeğin ta kendisidir ama kurallar onu çılgınlık olarak gösteriyor olabilir. Ki siz daha önce bu örneği kendi yaşamınızda da bizzat yaşamış bir gazetecisiniz. Nasıl yaşamış bir gazetecisiniz? Siz yanılmıyorsam 3 sene köşe yazmışsınız. Bir gazetede ve 3 sene bu köşeyi imzasız yayınlamışlar. Hürriyet'te. Evet. Ve nihayet demişsiniz ki imzasız süren bu 3 senelik yazın tecrübesinden sonra imzam kullanılmayacaksa bitsin bu iş. Evet, aşağı yukarı öyle oldu ve onun üzerine Hürriyet'in koleksiyonlarını inceleyenler sanırım aynı şeyi görürler. İlk defa Hürriyet'te bir yazar
fotoğrafıyla, sütun başlığına fotoğraf konarak okuyucunun karşısına çıkarıldı. Çünkü Erol Simavi, yani o zamanki sahibi gazetenin, bu mesele benim talebimle ve bu şekilde karşısına çıkarıldığı zaman bana aktarıldığına göre, aa bu kadar senedir niye biz bunu düşünmedik, ayıp da etmişiz, bundan sonra fotoğraf, yani sütunun fotoğrafını da koyalım, öyle başlasın demiş. O yanıt bana geldi ve böyle oldu. İşte bu ayıbın acaba kısmen sorumluluğu size ait değil mi? Çünkü daha önce belki bunu dile getirseydiniz de böyle bir talepte bulunsaydınız. Daha önce iki defa bu talebi ben muhatabıma götürdüm. İki defasında da Erol Bey'im bu konuda evet yanıtını vermediği şeklinde bilgi geldi. İsterseniz onu orada keselim. Peki şimdi 50 yıllık bir yolculuk yapmak istiyorum sizinle. Sizin yaptığınız bu 50 yıllık yolculuğa paralel olarak basın dünyasının 50 yıllık geçmişine de bir göz atmak istiyorum. Ve şöyle yapalım müsaade ederseniz. 50'li, 60'lı, 70'li, 80'li ve 90'lı yıllar diye şöyle basın dünyamızı, sizin yaşadıklarınız, sizin tecrübeleriniz çerçevesinde özetle, ana hatlarıyla ele alalım. İnşallah beceririz. Buyurun. Deneyelim. 1950 yıllar örneğin. Evet. Sizin ilk yazın hayatına başladığınız dönemdi. Yani. Gazetecilik diyelim, evet. O zamanlar stajyer muhabir, muhabirlik yaptığınız doğru dönemler. Nasıl tanımlarsınız 1950'li yılları? Şimdi ben nasıl tanımlıyorumdan daha iyi anlatan bir örnek vereyim ben size. Ben gazeteciliğe girdiğim zaman zaten liseden sonra girdim. Üniversiteyi yapacağım mı yapmayacağım, bu ailede bir soru işareti oldu. Üzerime gelmediler ama ben de gerçekten yani tam okuyacağım, üniversite konusunda endişeniz olmasın dedim. Sonra da yaptım. Evet, hukuk fakültesi, evet, değil mi? Ankara. Evet. Siyasal. Evet, hukuk fakültesi. Ben girdiğim zaman ailede... Dedeniz de hukukçu değil mi? Annemin babası, evet. Büyük babam da hukukçuydu, evet. Peki o fakülteyi bitirdikten sonra sizin artık gazeteciliği bırak, hukuka yönel diye baskı oldu mu aileden? Hayır, şöyle oldu. Ben zaten hukuk fakültesini bir hayli geç bitirdim. Yani bunu yapmam gerektiğini bildiğim için ama geç bitirdim. Başladım ve bitirdim ama geç başladım, geç bitirdim. Kaydım kaldı fakültede falan. Çünkü ondan o dönemde gibi gazeteciliğe zaten Zaten ben o tarihte 15 senelik gazeteciydim. Evet. Yani bir hayli zaman geçmişti. Evet. 1950'li yıllara dönelim. Şimdi ben girdiğim zaman gazeteciliğe ailem eyvah bu elden çıktı. Bundan sonra kendisini ya içkiye verir ya işte yani sokakta görülüyor işte, şurada burada duyuyoruz. yani ipsiz sapsız bir adam olacak, bu gidecek elden diye. Bana çok yansıtılmayan ama benim hissettiğim sıkıntılar oldu ailemin. Bu gazeteciliği meslek olarak işinizden dolayı. Sırf o yüzden. Demek ki gazeteciliğin prestijinin yıpranması daha o dönemlere dayanıyor. Ya, ondan çok öncesinde var da bize yansıyan bu. Evet. Bir canlı örnek aktarayım size. Mete Akyol'u biliriz. Basın dünyamızın da, okuyucular dünyasının da tanıdığı isimlerden biridir. Meslektaşımdır. Evet. Sevdiğim meslektaşımdır. Mete 1955 yılı filandı galiba. Tarsus Koleji'ni bitirmiş. Ankara'ya Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'ne gelmişti. Ama Tarsus'ta öğrenciyken de Hürriyet Gazetesi'ne haberler veriyordu. Onu da gazetede çıkan çok güzel haberlerden bunu kim veriyor diye sorunca öğrendik. Ayrıca bir aile şeyimiz de var, hukukumuz da var. Babamın babasının dostu, ben aileyi tanıyorum filan. Ankara'ya gelince ben Mete'den rica ettim. Dedim ki acaba beraber çalışabilir miyiz? Çünkü çok güzel, fotoğrafları çok güzel, haberleri çok güzel filan. Tabii dedi. Yalnız dedi babam dedi kızar. Ne yapacağız? Çünkü babam dedi fakülteyi bitirmemi istiyor önce. Biraz çalışalım da dedim, bakarız. Mete'nin çektiği fotoğraflar, o zaman Dünya Gazetesi'ndeyim, yayınlanıyor gazetede ve birinci sayfada büyük yayınlanıyor. Altına imza koyuyorlar. Fakat eve de bir gazete gittiği için Mete her gün gazeteyi ya o imzayı yırtarak ya bir sigara deliğiyle üstünü delerek falan
idare etti bir süre. Fakat tabii bunu mümkün değil ilanihaya götürmek. Ortaya çıktı ki Mete gazetecilik de yapıyor. Talebeliği var ama gazetecilik de yapıyor. Ben dedim ki endişe etme, giderim ben konuşurum. Gittim babası rahmetli Hüsnü Bey'e, amca dediğim de bir zat. Dedim ki işte Hüsnü Bey amca, böyle böyle mümkün mü? Mete de bizimle müsaade edersen çalışsın. Dedi ki yeğenim ben dedi oğlumun serseri olmasını istemiyorum. Anlatabildim mi benim konumumu, durumumu ve o tarihte gazeteciliğe nasıl bakıldığını? Evet. Anlatabildim mi? Onun için 50'li yıllarda... 50'li yıllardan 2000'li yıllara geldik ama o projede pek değişiklik olmuyor bilmiyorum, galiba. Ben şimdi gençlerin çok daha iyi olduğunu, gerçekten gazeteciliği bir meslek gibi algıladıklarını, ya hayatı böyle savruk ve düzensiz diye görmeleri, bu geride kaldığını falan düşünüyorum. Şimdi çok daha iyi. Çok daha iyi olup olmadığını... Şöyle, o tarihte bir defa genel kültür düzeyi hayli düşüktü. Bakınız ben lise mezunuydum dedim. Lise mezunu bir gazeteci olarak kolayca girdim mesleğe. Yani lise mezunu olarak kolayca girdim. Meslek dünyamda ortaokulda terk. Liseye kadar ya gelmiş ya gelmemiş. Pek çok muhabir arkadaşım vardı. Bunlar ortalama düzeyi gösteriyordu. Gazetelerin yazı işleri müdürlerinin lise mezunu olması koşulu o tarihte bu yüzden kondu. Yani genel kültür düzeyi çok düşük olduğu için yasaya kondu. Elbette pek çok alanda olduğu gibi gazetecilik alanında da emekçilerin kültür düzeyi, eğitim düzeyi yükseldi. Ama tabii ki bu dönemin şartları itibariyle ekonomik zorluklar, maddi krizler vesaire sektörü daralttığı için başka türlü problemler yaşanıyor. Dolayısıyla belki gazeteciler serseri olarak nitelendirilmiyorlar artık ama... Yok, hepsi için söylemedim. Bir gazetecinin de kolay bir yaşamı olduğu izlenimi hala yaygın değil. Bu diğer meslektaşlarım için değil. Benim ailemde, benim için... Mete Akyol'la ilgili olarak da babasının değerlendirmesi. Evet. Diğer meslektaşlarıma tenzih ediyorum. Bunu bizzat sizden duymamız inandırıcı olabilir. Çünkü başkası serserilik ve Oktay Ekşi'yi yan yana koysa kimse inanmaz. Bilmiyorum ama yani gerçek. Evet. 1960'lı yıllara gelirsek 61 Anayasası'nın örneğin yarattığı bir özgürlük ortamı var mıydı o yıllarda? Tabii çok. 61 Anayasası bizim hukuk tarihimizde anayasa tarihimizde ve demokrasi tarihimizde çok çok önemli bir aşamadır. O nedenle 61'den itibaren Türkiye gerçekten büyük bir özgürlük havası geldi. Aslında Türk milleti, Türk aydını, Türk sendikacıları vesaire hepsi tamamını kapsayarak bir şey söylemek istiyorum. O özgürlüğe uygun sorumluluk noktasına henüz gelmemişmiş. Hı hı. Onu nasıl kullanmak mümkündür? O haklarının farkında onu kullanmayı beceremedi. Sevgili halkımız, hepimiz dahil. Biz onu, o çok önemli kazanımı kaçırdık elimizden. Buna üniversiteleri koyabilirsiniz, basını koyabilirsiniz, işçi kesimini koyabilirsiniz, işvereni koyabilirsiniz. Herkes, istisnasız herkesi koymanız mümkündür. Maalesef o 20 seneyi sorumlu bir şekilde kullanmayı bilemedik ve 82'ye o yüzden geldik. Evet. 80'e ve 82'ye. 80 ve 82'ye, oraya da geleceğim. 1970'li yıllar herhalde bir gazetecinin en zor yaşadığı dönemlerden biri. Çünkü sağ sol çatışmaları ve terör ortamı. Tabii, siz o döneme baktığınız zaman nasıl bir tablo hatırlıyorsunuz? Ben o tarihte 74'ten itibaren zaten bu şimdiki konumum ve görevim nedeniyle, evet, İstanbul'a geldim. O sokak çatışmaları, o anarşinin, 3 serseri çocuğun bir araya gelip kimi öldürelim diye karar verip infaz ettikleri dönemin İstanbul kısmını ben gördüm. Akşamları eve geldiğimiz zaman
Yani çocuklarım okuldan geldiğinde, ben işten döndüğümde, eşim işten döndüğünde ve buluştuğumuz zaman bugünü de hiçbir kaza bela olmadan, başımıza bir şey gelmeden yaşadık, atlattık diyorduk. Böylesine kötü bir dönemdi. O dönemde gazeteci olarak tabii herkes kendisini savunacak dikkatli şeyleri yapıyor. Ama gazeteci olarak bizim şöyle geriye dönüp baktığım zaman o terör estiren aşağılık kadrolardan çekinerek bir şey yaptığımızı da pek hatırlamıyorum. Yani hiç çekinmemişizdir demiyorum. Çünkü hafızamda olmayan bir iki örnek de bulunabilir şurada burada. Ama geneli itibariyle söylüyorum. Biz çalıştığım gazete Hürriyet için söylüyorum. Ve sanıyorum ki diğer destektaşlarımı da bunun için alabilirim. Türk basını görevini iyi bir şekilde yaptı diye düşünüyorum. O dönemden benim zihnimde kalan kalın çizgilerle resim budur. Ki o dönemde dediğiniz gibi 74 yılında başyazarlığa başlıyorsunuz. Evet, 74. 25 yılı geride bırakıyorsunuz. Doğru. Başyazar olarak 50 yıllık kariyerinizin yarısı başyazar olarak biraz geçiyor. Daha fazla. 28, evet, 28'in içine girmişsiniz. Ve 80'li yıllar, evet, biraz önce dediniz 12 Eylül ve sonrası tırnak içinde Özal'lı yıllar olarak da biliniyor. Siz nasıl geçirdiniz bu yılları? Şimdi benim bir bireysel olarak, yazar olarak, yani bir gazetenin başyazarı olarak sık sık söylemek gereğini duyduğum bir şey, bir gerçek ki rahattım, huzurluydum, iş yerimde huzurluydum vesaire. Belki bunun bir kısmını, bir küçük bir parantezi dürüstçe söylemek gerekirse ifade etmem lazım. 81 yılının sonunda rahmetli Nezih Demirkent Hürriyet'ten ayrıldı. Hı. Yönetim değişti. Nezih Bey'le bizim çalışma dönemimiz çok uyumluydu. O nedenle onu izleyen dönemde çok açığa vurulmamış bir gerilim, bir uyumsuzluk dönemi yaşadım. Ama yine de müdahale ile karşılaşmadım. Yani yazdıklarım nedeniyle herhangi bir şey, bir şekilde muahize edildiğim vesaire olmadı. Sadece yeri geldi gelmedi şaka türünden, hı hı, geçen gün hani böyle yazmıştın ya türünden remarklar oldu. Ama zaten o kısa sayılacak dönem, ki sonra ben zaten politikaya girdim. Evet, sonra. Biraz öyledir. Onun dışında herhangi bir sıkıntım hiç olmadı. Evet. Hatta askeri dönemde de askeri idareyi o dönemin verdiği koşullara uygun şekilde ve olabildiğince de eleştirdim. Kimse de bundan dolayı bana bir şey ne söyledi ne de sıkıntım oldu. Evet. O dönem politikaya girdiğiniz SODEP dönemi var. Evet. Ve politikaya girdim ama politikacı olmadım gibi bir sözünüz de var. Hem onu biraz açıklamanızı istiyorum. Ben politikacı şöyle, eğer böyle bir şey söyledimse, politikacıları pek çok yaygın bir şekilde ifade edilen bir kanaat var ki hiç katılmıyorum. Evet, siz ben politikacıya iyiyim, saygı duyduğunuz, evet, her zaman, evet, ifade eden. Ben iyiyim, politikacılar kötü diyenler arasında hiç olmadım. Onu diyenlerin iyi olduğunu da her zaman kendi kafamda onlara söylemeden de tartıştım. Hı hı. Çünkü bireysel konumlarında, profesyonel konumlarında bir politikacıdan daha iyi tavırlarını görmedim bunu söyleyenlerin pek çoğunun. Evet. O yüzden kimse kimseye kendisini satmaya kalkmasın diye hep bakarım. Politikacı olmadım. Çünkü biraz fırsat da verilmedi. Çünkü SODEP, biz kurucularından biriyim, doğrudur. Kurmamızdan bir süre sonra, Haziran'da kurduk. Ağustos'ta o dönemdeki askeri yönetim, evet, bize seçime giremezsiniz, size bu iş yasak dedi. Kapılar kapandı. Kapılar kapandı. Zaten aslında ben de politikaya kendi bireysel koşullarım açısından doğru bir zamanda girmediğimi gördüm. Evet. Çünkü bir yerde politikaya yönelik olarak kendi içinizde kapıları tümüyle kapatmadığınızı söylüyorsunuz. Hiçbir zaman kapatmadım. Hiçbir zaman kapatmadım. Yani kısa ya da orta vadede Oktay Ekşi'yi siyaset dünyasında görecek miyiz? Hayır, zannetmiyorum. Böyle bir beklentim ve isteğim yok. Arayışım yok.
Ama yani bu olmaz demeyi de doğru bulmuyorum. Çünkü gereksiz bir şekilde kategorik hayır, yarın bir gün öyle koşullar olur ki beni sıkıntılı bir noktaya düşürebilir. Ama ben mesleğimden de memnunum, yaptığım işten de memnunum ve az önce bir şekilde söyledim. Son gün, yani evet, son Tanrı'nın bana tayin ettiği son gün gazeteci olmayı isterim. Gazetecilik konumunda ve yazımı yazan bir kimse olarak veda etmeyi isterim.